Diyorlar ki bu sistemde bu baltıkçılar, büyük baltıkçılar, bu sistemde gıda ürünleri dünyadaki insan sayısına, nüfusuna yeterli değil, yetmiyor. O yüzden GDO'lu ürünlere ihtiyaç vardı. Sağlığa zararlı falan değiller. Bunları tüketti. Bunda bir sorun yok. Devam ediyorlar. Diyorlar ki ya su alanları ve sulak alanlarla ilgili olarak da suyun kaynağından başlaması ve tüketiciye kadar, yani şehrin göbeğine kadar getirilmesi sırasında su heba oluyor, gidiyor. O zaman biz buna akıllıca bir çözüm bulalım. Ne yapalım? Suyu özelleştirelim. Özel şirketlere verelim suyu. Bunlar daha iyi kaynağından alırlar. Çeşitli tekniklerle ambalajlarlar. İşte o damacanalara, pet şişelere koyarlar. Rahatça bizim evimizin önüne getirirler. Markete getirirler. Marketten de biz satın alırız. Böylece suyun heba olması diye bir şey söz konusu olmaz. Bu da derler kapitalist üretim mantığında son derece mantıklıdır, geçerlidir. Peki su ortak mülkiyet değil mi? Ortak mülkiyet. Kim suyun özelleştirilmesine karar veriyor? Kapitalizm. Kapitalizmin egemenleri, yani devletle sermaye işbirliği. Peki bu özelleştirme karşısında suyun kaynağından itibaren kim el koyuyor? Özel sermaye teşebbüsü el koyuyor. Kime rağmen? Toplumun geri kalanlara rağmen. Peki hani toprak, su ve hava ortak mülkiyetlerdi? Hani bunlar doğanın ortak işgali içerisinde yer almamalı, ortak kullanım alanı olmalıydı? Bunlar hepsi böylece havaya gider. Şimdi buradan hareketle diyorlar ki suyu bu hale getirdik ve suyu koruduk. Korumamız gerekenler bitmiyor. Şimdi bugün neyi koruyoruz? Bugün gündemde çok fazla olduğu için ona da kısaca değinelim. Bugün itibariyle biz zeytinlik alanlarla ilgili bu işgale karşı mücadele veriyoruz. Alanlarda toplanıyoruz. Zeytin ağacıma dokunma diyoruz. Son derece mantıklı. Son derece olması gereken ve takdirle de izliyor. Fırsat buldukça da katılıyorum. Peki, zeytin ağacının kesilmesini önlemek sorunu çözer mi? Yoksa sorun sadece zeytin ağacının kesilip kesilmemesinden mi ibaret? Eğer siz sorunu sadece benim zeytinime dokunmaya indirgerseniz ve bunun altında zeytin ağaçlarının sökülmesinin, onların altında oluşan maden arabasının, maden arayıcılığının, kapitalizmin doymak bilmez büyük bağımlılığı olan enerji ihtiyacı için, yani kömür için, gaz için, petrol için olmazsa olmaz olduğunun ve bu enerjinin eşit bir şekilde dağıtılmadığının, enerjinin aslında sermaye birikim modelinin büyümesi ve büyümede de en büyük etkisi olan militarist askeri harcamalara gideceğini, F-16'lar, S-400'ler, nükleer bombalar yapılması için harcandığını, enerjinin de eşit şekilde paylaştırılmadığını, bu anlamıyla dünyadaki şu an uygulanan savaş mekanizma ve yöntemleriyle zeytin ağacının sökülmesi arasında büyük bir bağlantı olduğunu mu söylüyorsunuz? Yoksa benim zeytinime dokunma, benim zeytinimi elleme, benim zeytinimi sökmezsen bu iş olur biter, seninle beraber huzurlu, mutlu, kardeşçe, kol kola, koyu koyuna yaşarız. Hangisi? Eğer birincisi ise zeytin ağacı bir sonuçtur. Sonuç üzerinden nedeni anlayamayız. Sonuç üzerinden nedeni çözemeyiz. Artı daha güzel bir laf var, onu da sizinle paylaşayım. Sorunu yaratanla sorunu çözemeyiz. Sorunu yaratan bu sistem, bu sistemin hukuk mekanizması ve bu hukuk mekanizmasından biz sorunu çözmesini bekliyoruz. Eduardo Galeano'nun çok güzel sözü var. Diyor ki, bu sistemde, kapitalizmde, dünya ölçeğinde, kapitalizmde iktidar sahipleri hapishaneye girmezler. İktidar mekanizmasında bulunan büyük sermaye trustları, karteller,
işte bu büyük büyük zengin olanlar, yani milyar kentrilyon dolarlara sahip olanlar cezaevine girmezler. Niye? Cezaevinin anahtarları ondadır da ondan diyor. Öyleyse bizim neye baktığımız kadar nereden baktığımız da büyük önem taşımakta. O zaman iki yüzlü davranmayacağız. Yani ben bu sistemin, ben bu düzenin hukuk sistemine güvenmiyorum deyip ertesi gün imza kampanyası ya da dilekçe vermeyeceğiz. E güvenmiyorsan vermezsin. O zaman güveniyorsun. Güveniyorsan da bu şekilde konuşmayacaksın. Daha farklı konuşacaksın diye düşünüyorum ben. Hem zeytinin madenle, madenin enerjiyle, enerjinin, sermayenin büyüme ve gelişleme modeliyle birebir ve çok büyük bağlantısı olduğunu görmek bir tarafa, bir tarafta da işte zeytinime dokunma, zeytinimi mahvetme, zeytini çok seviyorum, gel bu işi tatlıya bağlayalım, ben iki tane imza toplayayım, sen de bu imzaları kabul et, zeytinleri sökme. Bir kere kapitalizmde zeytinleri sökmeme kararı almak imza kampanyalarının sonucunda kalır mı? O zaman imza toplayalım, savaş dursun. Savaş böyle durur mu? Savaşı durdurmak için, savaş sonuçta sınıflar arası bir savaşıdır zaten. Bu savaşı durdurabilmek için imza kampanyası yeterli olur mu? Benim aklım bunu almıyor zaten. Hiçbir zaman da almayacak. Yani maalesef beni bağışlayan ama Hakan Hoca'nın kafası buna basmıyor. Yani böyle bir şey olmaz. Bu bir yere kadar çözüm olabilir. Başlangıç için çok kısmi olsa da olabilir ama sonuçta yeterli falan olamaz ki ya. Buna karar verdikleri andan itibaren daha farklı mücadele etmek lazım. Daha önce söylediğim sözü tekrar edeyim, tekrar olsun. Kapitalizmde ekolojik saldırılar politiktir ve sınıfsaldır. Politik ve sınıfsal saldırıya karşı hukuki mücadele olmaz, yeterli olmaz. Onunla karşı koyamazsınız. Onunla karşı duramazsınız. Ne iş yapıyorsunuz? Ben çevre avukatıyım. Tamam, çok güzel. Harika bir şey. Canı gönülden destekliyorum. Olmalıdır da. Eyvallah. Ne iş yapıyorsunuz? Ben orman mühendisliğinde profesörüm. Harika, siz de olmalısınız. Ama yetmez. Sınıfın diğer katmanlarının da bir araya gelmesi gerekiyor. Taşıma suyla değirmenin döndürülmesinden çıkması gerekiyor ekoloji hareketinin. Ne demek bu? Şu. Bir yerde eylem oluyor. Daha doğrusu bir maden arama mücadelesi, eylemi başlıyor. Kazmalarıyla, kürekleriyle, dev makinalarıyla oraya geliyor sermaye grupları. O yöre halkı doğal olarak feveran ediyor, isyana başlıyor ve ekoloji mücadelesinin örgüt ve yapıları da oraya gidiyorlar. Otobüslerle, yürüyerek vesaire vesaire. Gidip orada kalanlar elbette eyvallah. Ama en sonunda ne kadar süre geçerse geçsin, sonuçta mekanı, kendi evine dönecek. Dönüyor. Kim kalıyor da geriye? Orada yaşayanlar kalıyor. Orada yaşayanlar bu mücadelenin birebir içerisinde ve ateş düştüğü yakar yeri hesabı onunla baş başa kalıyor. Yoksa günübirlik seyahat gibi oraya gidip iki döviz pankart açanlar mı? İki döviz pankart açanlar çok kıymetli insanlar. Onların eylemlerinin başımın üzerinde yeri var ve hakikaten de çok anlamlı iş yapıyorlar. Ama bu başlangıç için iyi ama sonuç için yeterli değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Derdim o benim. Yoksa bu eylemleri küçümsemek benim haddime düşmez. Benim bilgimi ve biçimimi de açar zaten. Çok kat be kat aşar. O nedenle burada başlamak gerekiyor. Burada durmamak gerekiyor. Yani zeytinle militarizm arasındaki, zeytinle enerji arasındaki ilişkiyi kavrayıp onun üzerinden de eylemleri yönlendirmek gerekiyor. Çok güzel bir şey vardı 8 Mart'ta sanırım İstanbul mitinginde kadınların bir pankartı vardı. Zeytinle kadın arasındaki o ilişkiyi kurmuş. Çok mantıklıydı, çok da hoşuma gitti. Evet, böyle olmalı ama orada da durmamalı. Oradan da bir adım daha ileriye gitmeli. Oradan da daha yeni yol ve yöntemlerin aşılması ve bulunması gerekli diye düşünmekteyim. Şimdi biraz önce dedim ya hani ne oluyor? İşte bir yerde ekolojik bir felaket ya da küresel ısınmayla ilgili bir sorun yaşıyoruz. İşte ormanlarla, derelerle, nehirlerle neyse. İlk olarak da mantıklı olarak da bir
bilim insanını, bu konuya kafa harcamış, emek harcamış bir bilim insanını televizyona ya da sosyal medyaya neyse işte onu oraya davet ediyoruz ve onu da dinliyoruz. Evet, dinlemeliyiz. Evet, o insanın verdiği bilgiler önemli, kıymetli. Bizim hareket noktamızı belirlemesi açısından da çok değerli. Ama bu işi bilim mantığının içerisinde sıkıştırırsak, ki öyle oluyor. Bu bilimle başlayıp bilimle biten bir süreçtir deyip de noktalar ve yaftalarsak, o zaman karşımıza şöyle bir problem çıkıyor. Sınıflı toplumda bilim nedir? Ve sınıflı toplumda bilim taraf mıdır, değil midir? Ben yanıtımı hemen söyleyeyim. Tabii ki ikincisi, sınıflı toplumda bilim iktidarla kol kola ilişki içerisindedir ve taraftır. Tarafsız bilim yoktur. Aynı matematik gibi. Tarafsız matematik de yoktur. Matematik bu arada pürüpak falan da değildir. Egemenin elinde önemli bir silahtır. O nedenle çocuklarınıza lütfen matematikle ilgili yaklaşırken bence bu kadar kestirmeci yaklaşmayın derim. Nacizane önerim de böyle olsun. Şimdi bilimle başlıyoruz. Adam ya da kadın başlıyor anlatmaya. Anlatıyor. Çok güzel. Sonra zaten ben bilim insanıyım diyor. Buraya kadar. Zaten ilk faul orada, ilk faul düdüğü orada çalıyor. Bilim insanı ben buraya kadarım diyorsa, tarafsızım diyorsa o zaten baştan taraftır. İlk söylediğim gibi yani anlatıyor. E hocam bundan sonrası, bir dakika, ben buraya kadar, bundan sonrası ben bilim insanıyım, tarafsızım dedi mi? Yandı gülüm ketelelim etti iki. İkinci faul düdüğü çalıyor. Olmaz. Yani sen onu anlattın. Sonrası vallahi buraya kadar. Sayfa 23'e kadar anlattım. 24. sayfaya siz gidin çalışın. Bilim bir kere egemen sistemin içerisinde mutlaka ve mutlaka çok önemli bir süreçte büyük bir güçtür. Ve kapitalizm bu gücü başından sonuna kadar teknoloji de içinde olmak kaydıyla kullanır. Ezdiği sınıflara ve sömürdüğü insanlara karşı kullanır. Bilim insanı da bundan nasibini alır. O yüzden de bilim insanı taraflıdır. Taraflı olmak zorundadır. Bilim adamının kendiliğinden tarafsız olması diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten bilim karşı iktidar yaratma süreci içerisinde olan bir bütünlüktür. Yani bilim beraberinde bir iktidarı yaratır. Eğer ekoloji hareketleri de bu bilim sapmasına ve saptamasına takılır kalırsa o da kendi içerisinde büyük çözümsüzlükler içine girmiş demektir. Çünkü bilimi ve bilgiyi anlama ve algılama süreci ayrıdır. Onu eyleme dökme ve pratik içerisinde mücadeleyi örgütleme biçim ve modelleri ayrıdır diye düşünmekteyim. Şimdi bu bilim insanları, hepsini tabii bir yere koyamayız, bir kalıba koyamayız ama bu sistemin içerisinde neye çözüm bulmaya çalışıyorlar sorusunu da unutmadan sormak gerekiyor. Sorunu çözen bu mantık çözdüğünden daha çok sorun yaratıyor dediğimizde bilim nerede? Yani nasıl bir mantıkla bu bilimin tarafsız olduğunu söyleyeceğiz? Enerji mühendisi ya da nükleer enerji mühendisinin yapmış olduğu eylem eyvallah çok değerli. Ama bugün savaş aygıtı ve mekanizması bunların üzerinde dönüyor dediğimizde ne diyeceğiz? Şimdi bu mantık, bu bilimsel olduğunu söyleyen mantık aslında çarpıtmalarla dolu bir mantık. Bir örnek verelim isterseniz. Daha iyi anlaşılsın. Ki gerçi daha iyi değil de biraz gülelim istiyorum. O yüzden bu örneği vermedim. Şimdi 100 lira var elimde. 100 liranın %5'i kaç lira eder değerli dostlar? 5 lira eder değil mi? %5 zam yaparsanız 100 liralık bir mala 105 lira olur. 6 liralık zam yaparsanız 106 lira olur. Ve bunun karşılığı da %5 ya da %6 zamdır 100 lira üzerinde. Ama egemen iktidar modelleri bu algı biçiminden hoşnut olmazlar. Çünkü bu 100 liraya %5 arttığında gelen 105 lira ya da 100 liraya %6 arttığında gelen 106 lira onu tatmin etmez. O zaman ne yapacak? O zaman baştan sona kadar matematik
müfredatını ve sistematiğini değiştirecek. Bunu sosyal bilimlere uygulayacak. %5 ve %6 bakacak ki orada da yeterli değil. O zaman başlayacak kavram karmaşası yaratmaya. Diyecek ki %5 ya da %6 arttı. Ürünün fiyatı genel olarak fiyatlar seviyesi arttı. 100 liralık mal 500 lira oldu. %6 arttı. 100 liralık mal 600 lira oldu diyecek. Ancak kendisini öyle tatmin ediyor çünkü. O kadar olması gerekiyor. E peki bu kadar artma karşılıksız derdinde de hadi canım siz de asıl spekülasyonu siz yapamıyorsunuz diyecek. Buradan da kendi iktidarını haklı çıkarmak için ufacık bir matematiksel formülü bile, ufacık bakın, bir matematiksel denklemi bile kendi çıkarı için eğip bükecek. Şöyle düşünelim lütfen. Bu kadar küçük bir hesapta dahi kendisi için, kendi çıkarı için aymaz bir biçimde, sorgulamaz bir biçimde bu kadar fazla derinliği arttıran bir mantık sizce ekolojik mücadelesi gibi çok önemli bir alanda bilimsel yöntemleri çarpıtır mı, çarpıtmaz mı? Kendi lehine kullanır mı, kullanmaz mı? Kullanmayanları da sorguya çeker mi, çekmez mi? Bir kere daha kendinize çeki düzen verin, açıklamalarınızı doğru dürüst yapın der mi, demez mi? Bence der. Öyleyse bizim de bilime ve bilimsel yönteme yaklaşırkenki mantığımız iktidar mekanizmasıyla olan ilişkisi üzerinden kurulmalıdır diye düşünmekteyim kıymetli dostlar.